Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. TÜİK Ekim ayı enflasyonunu açıklayacak. Peki beklentiler ne yönde konuşacağız? Habertürk.com ekonomi müdürü Selim Karani ile hoş geldiniz Selim. Hoş bulduk Helin. Ee, şimdi de 4 Kasım çünkü 3 Kasım pazar gününe denk geldiği için 4 Kasım pazartesi günü saat 10'da e, TÜİK açıklayacak enflasyon rakamlarını. E, beklentiler ne yönde? Evet e, son Eylül ayında 49.38'e düşmüştü yıllık enflasyon. Bu da enflasyonun yani yıllık enflasyonun 4 ay üst üste düştüğü anlamına geliyordu. Ama beklentinin üzerinde gelmişti Evet değil beklentinin mi? biraz üstünde gelmişti. Yine de 50'nin altına düştü ki hı hı. yaklaşık 3 yıl sonra politika faizinin altına düştü enflasyon bir önceki ayda. Bu ayda düşüşün devam etmesi bekleniyor yıllık bazda. 48'e düşmesi bekleniyor ağırlıklı beklenti burada Aylık enflasyona bakacak olursak da yüzde iki bir gerileme bekleniyor. Bir önceki ay 297 gelmişti. Yine iki buçuk bekleniyordu diye hatırlıyorum. Evet iki, iki buçuk iki altı civarı Hı -hı. bekleniyordu. Özellikle eğitim tarafından evet. biraz fazla geldi ulaştırmada da. Bunlar yüzünden 297 gelmişti. Şimdi bu ay ama iki buçuk bekleniyor aylık. Bu da yıllık enflasyon 48e düşmesi anlamına geliyor hı hı. Mayıs'ta 75 üstünü görmüştük hı. Oradan beri bir düşüş var hı hı. yine sürprizlere açık her zaman enflasyon ama yine de özellikle Eylül'de ve Ekim'de enerji tarafından gol yemedi enflasyonu olumlu hı hı. yani doğalgaza zam gelmedi akar yakıt, indi çıktı filan ama çok önemli bir artış yok. Hı hı. Elektriğe zam gelmedi dediğin gibi. Bunlar önemli. Çünkü geçtiğimiz senelerde bu dönemde, Eylül Ekim döneminde buralardan bir enflasyona yukarı yönlü baskı oluyordu. Bu sene onu yaşamadık. Dolayısıyla düşüş devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. E bir de e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması hı hı. var onu da aktaralım enflasyon açıklaması. Beklentiler toplumun her kesiminde iyileşiyor hı hı. şeklinde bir açıklama yapmış. Bunun kapsamı tam olarak ne hani toplumun her kesimi mesela no. ben biraz hani pazara markete hı hı. falan baktım. Ya yani Evet daha az önce bahsettin rakamlar şey, enerjide herhangi bir hı hı. yükseliş olmadı vesaire ama gıda fiyatları hakikaten yüksek hala. Evet yüksek. Ve hani o beklediğimiz düşüş olacak hı hı. mı? Gıda da kısmı önemli. Özellikle gıda açısından düşünecek olursak Mehmet Şimşek'in mesajı nasıl değerlendirilmeli? Ee, burada Bakan Şimşek şundan bahsediyor. Bir veri yayınlanıyor Türk tarafından. Beklentiler. Hane halkının enflasyon beklentisi hı hı. piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi ve reel sektörün beklentisi ayrı ayrı üç beklenti açıklanıyor. Burada büyük bir fark var. Yani bir sene sonrası için piyasa katılımcıları %27.4 bekliyor enflasyonu. Hane halkında ise 60'ın üstünde 67 civarında. Burada tabii büyük bir makas Çok var. Evet. E ee, biraz Hane halkı, biz tabi normal, sade i̇şte vatandaş oluyor bu. Az önce bahsettiğim yaşadığına... gıdayı gören, Hı -hı. değil mi insanlar? Gıdan yani? da etkisi var. Bir de tabi son iki yılda yaşadıkları var insanların e, temkinli. <laughs> e, bu biraz şunu gösteriyor da merkez bankasının attığı adımlar, sıkılaşma adımları. Evet, verilerde görüyoruz e, 50'nin altına düştü enflasyon ama hane halklarına, vatandaşta tam yeterli güveni sağlayamamış. Ha, ama düşüş var. Ee, geçen ay 70'in üstünde bir beklenti vardı. Hı hı. 4 küsur puan bir gerileme oldu. Hı hı. Bakan Şimşek de buna işaret ediyor zaten. Evet. Ee, toplumun her kesiminde bir enflasyon beklentisi düşüyor diye. Ama reel sektörde bir sene sonrasında 49 evet. anket ortalaması bu yani. Tabii işi teknik olarak en iyi bilenler piyasa katılımcıları. OVP'deki beklenti yüzde... 20'lere kadar 25, düşüyordu 2025 değil mi? sonu 25'lerde bekleniyor. 25 bekleniyor. Ee, bir e, sene real sonrası. Sektör, için... 49 piyasa 27 hane halkı 67. Evet. Küsüratları var tabii. Küsür var. Ee, bir düşüş var bu. Teknik olarak dediğim gibi en iyi bilenler piyasa katılımcıları ama vatandaşın yani tüketicinin de enflasyonun düşeceğine inanması önemli. Evet. Çünkü harcama alışkanlıkları buna göre değişiyor. Son yıllarda bu alışkanlık nasıl evet. şekillendi? Şöyle şekillendi. Ya mesela buzdolabım idare ediyor ama bir ara yenileyeceğim diye düşünüyorsan hemen alayım diyorsun. Çünkü niye 3 evet. ay sonra fiyatı çok Artacak. artmış olacak diyorsun. E bu da harcamaları arttırıyor, tüketimi arttırıyor. Doğru. E, ama enflasyonun düşeceğine inanırsan sen alacağın ürün Fiyatı çok art artacağına inanmıyorsan beklersin. Dersin ihtiyacım olduğunda alırım evet. ben onu. Şimdi almama gerek yok. Şimdi almam. E, bu da biraz tüketimi azaltır. Tüketim hmm. azaltınca e, işin talep tarafındaki baskı azalır. <laughs> Ki enflasyonun düşmesinde bu da önemli. E, talepte düşüş olması. <laughs> Zaten faiz arttırmanın asıl idareti, yönettiği kısım odur. Talebi baskılar. Çünkü... E, Para azaldıkça talep azalır <laughs> ama insanlar birikimlerini çeşitli mallar almaya harcarsa bir daha alamam çünkü bir sene sonra evet. diye o zaman etkisi azalıyor para politikasının. Dolayısıyla bu hane halkları hala çok yüksek evet. beklentisi Tabii. ama düşüş olması da olumlu. Bakan Şimşek de buna işaret ediyor. Buna işaret ediyor. Peki az önce verdiğin örnekten yola çıkarak emlak editörümüz Ahmet Hamdi Girgin'le de biz bu konuyu hı hı. konuştuk. En son rakamlar açıklandığı zaman. Evet hani fiyatlarda enflasyona göre baktığın zaman hani realde bir düşüş var gibi görünüyor. Hı hı. Ama çoğunlukta da şöyle bir algı var. Şu an faizler yüksek o yüzden fiyatlar sabit de kalıyor çok artmıyor. Hı hı. Dolayısıyla ben evi şimdi alırsam konutu gayrimenkul artık neyse. Şimdi alayım işte seneye 6 ay sonra bir sene sonra faizler düştüğünde bunların fiyatı yükselecek gibi bir hani Hı -hı. beklentiyle bir yüklenme. E, yani çünkü hala bir alım geçmişte öyle var. oldu. Ee, evet, o beklenti nedeni o faiz bunlar düştüğünde. Bunlar kötü etkilenmiyor mu? Yani mesela konut dediğimiz şey çok uzun zamandır konuşuyoruz aslında. E, konut fiyatların yani konutta talep Halen canlı evet. aslında ilginç bir şekilde yani kredi çünkü kredili satışlar mi? çok evet. düşük evet, evet, evet. birikimi olanlar alıyor Hı. zaten konut sektöründe de bunu, bununla ilgili yorumlar duyuyoruz sürekli alt orta segmentte aslında satışlar düşük ama lüks segmentte yüksek diye yani zengin alıyor özetle. Evet. Ama insanlarda işte krediler düşecek, fiyat artacak. O yüzden ben şimdi ben hani kredi e, erişimi e, olmasa Parası olan da o yüzden mantığı. alıyor. Aynen. Şu an bu düşük buluyor bu fiyatları ki real olarak da bir düşüş var. Hı hı. Ya enflasyon anlamında bir etkisi yok konut fiyatlarının şu anda çok yukarı yönlü. Hı hı. Ama faiz indirimlerin ne zaman geleceğine geleceğini tahmin etmeye çalışıyor insanlar aslında hı hı. şu an konut piyasasında. Çünkü bunu yaşadık daha önce de ilk faiz indirimi itibaren evet. ilanlarda fiyatlar hemen yükseliyor. Satışta da biraz daha düşük oluyor her zaman ama yine de bir yükseliş yaşıyoruz. Bunu göreceğiz. Şu an faiz indirimi konuşuyorduk bir ay öncesine evet. kadar. Bu sene olur mu acaba diye. Şu an artık o konuşulmuyor. çünkü. Mi? kasım için beklentiler vardı. Vardı. Artık yok diyebiliriz. Piyasada <laughs> böyle bir beklenti yok. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar da bunda da etkili oldu. Dolayısıyla gelecek sene ertelendi ama eninde sonunda gelecek bu faiz indirimi. Enflasyon düştükçe. Oradaki hareketliğin nedeni de bu. Parası olan alıyor <laughs> ama bu... Tam tüketim mallarındaki gibi enflasyonu etkileyen bir durum değil Peki. konut satışları çünkü fiyatlarda çok fazla yukarı yönlü bir hareket yok, yok o tarafta. Peki altına da biraz bakalım Önümüzde hafta fed Hı -hı. De var aslında Amerika seçimleri de var Hı -hı. böyle hepsini bir arada düşündüğümüz zaman altında böyle bir iniş oluyor gibi bu sabah böyle bir aşağı doğru gitti ama piyasalardaki ee... durum nedir? Ya evet altını çok. <laughs> Rekorsun, rekor, rekor üstünde. Gördüm. Rekor gördük, ons fiyatı 2790'a kadar geldi, oradan biraz gevşedi şu an bu sabah itibariyle, 2750'lerdeydi ama gram altın hala 3000'in üstünde. Burada yükselişin nedeni, Fed'in ana nedeni diyeyim, Fed'in faiz indirimlerine başlamış olması ve devam edecek olması. Fed'den bir de şu anda bir 50 bas puan indirim beklenmiyor artık. 25, 25 daha küçük bir indirim bekleniyor ama yine de indirim indirimdir. Dolayısıyla bu e, tahvil faizlerinin düşmesi, Amerikan tahvillerinin bu geleneksel olarak her zaman altında yukarı yönlü bir harekete yol açıyor. Bunu gördük. E, son düşüşte yani son 24 saatte ufak bir düşüş yaşandı dediğim hmm. gibi burada bir iki etken var bir, bir kısmı düzeltme deniyor. Hmm. Yani çünkü çok, çok uzun süre bir konsolidasyon yaşanıyor 2750 civarında Diğer bir neden de biraz çekirdek enflasyona dair endişelerin olması Amerika'da. Hmm acaba istenen hızda düşüyor mu? Bu FED bir noktada indirimlere ara verir mi gibi konuşmalar başladı. Bu, bu ay için değil yani gelecek hafta için değil ama daha sonrası için FED bir ara vermek zorunda kalabilir tarzı yorumlar yapılıyor şu anda. Bu biraz altın fiyatlarını etkiledi. Bunu göreceğiz tabi. Burada FED'e yönelik beklentiler tabi veriler üstünden konuşuyoruz ama en önemli en önemlisi gelecek hafta olacak. Fed'in kendi açıklaması ve Fed Başkanı Powell'ın kendi açıklamalarında satır aralarında ki mesajlar asıl altını etkileyecek. Sadece altın değil tabii hı hı. tüm piyasaları. Hı hı. Tabii kripto tarafında da büyük bir yükseliş yaşanmıştı hafta başı. Altınla paralel bir düşüş yaşandı bugün. Yine aynı şekilde Fed ara verir mi kuşkusu seçimleri de göz önünde bulundurmak lazım. Onu Zaten sonra evet. ayrıca konuşuruz. Önümüzdeki hafta tamamen bu işte seçimlerin Ama, etkisini konuşacağız. Ama şu an FED şekillendiriyor hareketleri. Aha. Burada da 25 bas puan bir indirim bekleniyor. Artık buna %100 ihtimal veriliyor. Bunun altı veya üstü herhangi bir şey çok büyük bir sürpriz olur piyasalarda. Ona göre de bakacağız. Hı -hı. Tabii umarım sürpriz olmaz artık. Sürpriz çok istemiyoruz değil mi? <laughs> Ya, yani en büyük sürpriz seçimler salı günü yaşayabiliriz. <laughs> Bakalım ne olacak. Onu da konuşacağız. Onu, hı hı. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim. dolayı. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.